Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve uzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Öncelikle selamun aleyküm. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Kafamda eski saat kalmış. Yani yatsı ezanından sonra olacak diye geldim ama tabii erken başlamışsınız. Maşallah size, ben geride kaldım. Bugün inşallah ikinci lemayı konuşalım istiyorum. İkinci lema daha önce konuştuğumuz birinci lemanın devamı gibi. Bediüzzaman Hazretleri bu iki lemada bize bir usul öğretiyor. Nasıl bir usul? Bir, peygamber kıssalarına nasıl bakmak lazım? Yani onlara baktığımız zaman onlara o çağda, o zamanlarda, o devirlerde yaşanmış, bizim harcımız, haricimizde ulaşamayacağımız, sadece malumat olarak bileceğimiz şeyler mi? Peygamber kıssaları, Kur'an'da geçmeleri hasebiyle. Yoksa bizimle de bir ilgisi var mı bu işin yani? Peygamber kıssalarına baktığımız zaman nasıl bakmalıyız? Bunun usulünü bu iki lemada bize ders veriyor. Bunun üstüne verdiği dersler de var tabii elbette. Mesela Kur'an'a yaklaşımımız nasıl olmalı? Bugün mesela tarihselcilik diye bir fitne var ümmetin başında. Ta işte Hindistan coğrafyasından, Fazlur Rahmanlardan işte gelen bir şey. Onlar diyorlar ki ya tamam, Kur'an'da bunlar anlatılmış ama bunları biraz arkada bırakmak lazım artık. Bunlar o zaman yaşanmış, o zaman verilmiş emirler, o zaman şart oluşturulmuş şartlar. Bu zamanda çok bunları kurcalamamak lazım diye söylüyorlar. Kur'an'ı böyle okumazsak biz de tuzağa düşeriz işte. Mesela işte o adam karşımıza geldi, bir tane tarihselci, dedi ki ya işte Kur'an'da kıssalar var ama bunlar tamam işte o zaman yaşanmış şeyler. Fazla kurcalamayalım bunları dediği zaman bizim aklımıza bu gelmedi. Mesela birinci lema gelmedi, mesela ikinci lema gelmedi. Nasıl haricimizde kalıyor, nasıl uzağımızda kalıyor? Onun cevabını böyle verebiliriz. Bak, nerede bizimle ilgisiz? Neler neler söylüyor bizimle ilgili diye o bağlantıyı buradan kurabiliriz. Kur'an'ı bir metin olmaktan hayata buralardan aksettirebiliriz diye düşünüyorum. Elbette ikinci lemanın başka verdiği dersler de var dedim. Mesela biz ehl-i sünnet iman ediyoruz ki amel imandan bir cüz değildir. Yani birisi büyük günah işlediği zaman biz onu tekfir etmiyoruz. Ehl-i sünnetin duruşu budur. Ama Mutezile ne yapmış? Mutezile diyor ki mesela içki içen birisi, içki müptelası birisi kafir olur diyor. Çünkü büyük günahtan. Veya işte zina eden birisi kafir olur diyor. Büyük günahtan diyor. Biz onlar gibi demiyoruz. Biz diyoruz ki amel ayrı bir şey, iman ayrı bir şey. Ama öbür tarafta da mesela mürciye diye bir taife var. Gene ehli bidat gruplardan. Onlar da diyorlar ki ya iman ettikten sonra ne yaparsan yap, artık cennetliksin. Biz onlar gibi de demiyoruz. Diyoruz ki evet, amel imandan cüz değildir ama amelin küllünden imana dair yorumlar yapılabilir. Yani adamın nereye doğru gittiğini gösterir biraz yani o iş. Adam kumar oynuyor, içki içiyor, işte efendime söyleyeyim zina ediyor, türlü günahlar işliyor. Onun akıbetinden de biz korkarız yani ehl-i sünnet olarak, deriz ki bu gidiş değil. Çünkü akıbetin nasıl olacağı belli değil. İşte bu ehl-i sünnet istikameti yine bu ikinci lemanın içinden ders alınacak. Hem mürciyeye bakan hem mutezileye bakan yanlarıyla burada bize söylenecek. Başlayalım, başlamak bitirmenin yarısıdır. İkinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu inni meseniyed durru ve ente erhamur rahimin. Kısa bir meali şu şekilde bu ayet-i kerimenin. Eyyub'u de hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Bir daha okuyayım. Eyyub'u de hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya suresinin 83. ayeti. Enbiya suresinin 83. ayeti bu. Bizim okuyacağımız bahis bunun tefsiri. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb, yani tecrübe edilmiş, hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda, yani dualarımızda Rabbi enni meseniye durru ve enterhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla, yani tam bir sabırla tahammül edip
kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden yani doğan, çıkan kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, belki ubudiyeti ilahiye için demiş, Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemali afiyetini ihsan edip, enva-ı merhametine mazhar eylemiş. Şimdi bir münacat ama nasıl bir münacat? Münacat aslında bize yol öğretiyor. Yani bir şablon değil, bir yol. Her bir ayet, mesela Üstad Hazretleri'nin işte tefsir usulünü anlamada kritik metinlerden birisidir 11. söz. Üstad orada diyor ya, hani Kur'an neden böyle şiir gibi inmedi? Mesela işte Araplarda şiir çok muteber bir şey. O zamanlar ve üstelik hani onların böyle vezinleri çok karmaşık, mesela bizim işte aruz vezin dediğimiz şey aslında onlardan geliyor. Hatta abi bir şiirle savaş başlayıp bir şiirle savaş bitiriyor. Öyle şey. Öyle o kadar muteber bir şey. İşte kalıpları var mesela şiirlerin. Mefailun, failatun, feilun falan işte böyle aruz vezinin kalıpları var. Okulda, lisede bize öğrettiler ama çok aklımızda kalmadı onlar. Evet. Hani Hababam'ın sınıfında alay ederlerdi işte şeyler, öğrenciler, öğretmenler şiir okuduğu zaman. Aslında çok sanatlı bir şey yani o şiiri o kalıpta yazmak. Kolay değil, kısa uzun heceler şeklinde. Ama Kur'an böyle gelmemiş. Kur'an, ayetin birisi uzun, birisi kısa, birisi kafiri, diğeri değil, diğerinin ortasında ahenk var, birisinde yok. Hani Üstad orada öyle diyor, vezin kaydı altına girmemiş diyor Kur'an. Kullandığı ifade bu şekilde. Bu neyi sağlıyor bize? Eğer bir şiir gibi olsaydı Kur'an, biz ne yapardık? Onu bir önceki mısrayla, bir sonraki mısrayla şey yapardık. Ama ayetlerin düzeni öyle bir şey ki, yani tabiri caizse Üstad diyor yıldız gibi. Nasıl uzaya baktığımız zaman her bir yıldızdan ayrı bir manzara gözükür. Mesela dünyadan uzaya bakıyoruz, bir manzara gözüküyor bize. Ama burada olmasak, Andromeda galaksisinde bilmem ne gezegenin üstünde olsak, bir de oradan uzaya baksak, buradan Samanyolu bu tarafta gözüküyorsa oradan belki bu tarafta gözükecek. O şekilde de mesela Kur'an'da Üstad mesela nasıl tefsir ediyor? Bir ayete gidiyor, o ayeti tutunuyor. Oradan bir bakıyor bütün Kur'an'a. Bütün sünnete, bütün böyle muktesabatına bir bakıyor. Bu ayetin penceresinde bunlar nasıl diziliyor? O manzarayı bir şey yapıyor, birincil ama yazıyor. Sonra gidiyor mesela işte bu ayete geliyor. Bu ayeti tutuyor, şöyle bir bakıyor etrafına. Yani her bir ayet abi kendi makamında bir yıldız. Yıldız merkez, evet. Merkez hükmüne geçiyor. O merkezden bütün ilmini tekrar böyle bir vezne aktıyor. O yüzden hakikat tefsiri diyor Üstad. Yani o ayetin gösterdiği pencereden bütün manzarayı alıyor. Bir bu. Bir de mesela Üstad'ın yine yaptığı bir şey. İşaret-i icazda çok açık yapıyor bunu. Aslında Ehl-i Sünnet usulünde var bu zaten. Orada mesela diyor ki şu kelime gelecekken bu kelime niye geldi? Veya şu kelime kullansa daha belagata uygunken Cenab-ı Hak bu kelimeyi niye terk etti? Şu kelimeyi seçti. Bakınız mesela bu ayette ya Eyüp Aleyhisselam deseydi Allah'ım bana şifa ver. Bitti gitti. Niye Cenab-ı Hak bu kadar kelime seçti? Bu kelimeleri niye seçti? Bunlarla niye bize anlatıyor? Bunların her birisi mesela bu nüktelerde açılacak. Mesela niye zarar bana dokundu dedi. Bununla bize ne anlatmak istiyor? Onu mesela açacak şimdi. Zarar bana dokundu ne demek oluyor? Asıl zarar hangisidir? Onu falan açıyor Üstad Hazretleri. Aslında ayetin her bir ifadesine Üstad bu soruyla geliyor. Cenab-ı Hak böyle anlatabilecekken niye böyle anlattı? Oradan bir hikmet kapısı açılıyor bu sefer. Yine Kur'an'daki İki ayet için Üstad diyor ya, kadınlar toplandı, Kur'an'da geçiyor. Orada diyor normalde hani kadınlar için kullanılan sigam diyorlar ona abi, onun kullanılması lazım çekim şeyi. Kadınlar toplandı da erkek sigası geçiyor. Araplar toplandı şeyinde de kadın sigası geçiyor. Üstad diyor ki, o gösteriyor ki kadınlar toplandığında ittifakları kuvvetli olur. Erkekleşirler çünkü. Mesela işte feministlerden bir tanesine mevzu yapın. Abi dükkanı yıkıyorlar ertesi gün. 100 kişi, 200 kişi. Ben gördüm o şeyde, YouTube'da. Dükkancı su mu satmamış bir tane feministe. Abi ertesi gün bir toplanmışlar. Dükkanı yıkıyorlar, adam içeride saklanıyor. Ama mesela erkekler de toplandıklarında ittifakları çok kuvvetli oluyor. Neden? Herkes aslan oluyor. Yani. Herkes aslan, herkes kuvvetli. Yani ihtiyaç duymuyor ona yaslanmaya. İşte Kur'an'ın verdiği
bir şey üzerine, terkip üzerinden verdiği ders. Zayıfların ittifakı kuvvetli olur, kuvvetlilerin ittifakı zayıf olur. Bak, kullanımından çıkıyor bu. İşte İslam alimleri o yüzden sarf nahiv ilimleri, bu Arapçanın şeyleri, hepsinden hükümler çıktığı için üzerinde çok durmuşlar. Bunlar önemsiz şeyler değil yani. Burada da okuyacağımız bahiste gelecek. Şimdi şu paragrafa tekrar bir dönelim. Bu paragrafta neler varmış hatırlayalım. Pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın bir, bu duasında bir sabır dersi varmış. Birinci şey bu. İki, sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, yani hastalığın öyle aşamaları var ki, işte evi yanıyor, değil mi Serdar abi, tarlası falan hiçbir şey kalmıyor, çoluk çocuğu ölüyor, vücudu yaralanıyor, yani böyle çok şeyler yaşamış, o bir süreç. En son yaşamış, vücudu kurtlanmış. Kurtlanmış, evet. En son kurt geliyor, kalbine geliyor, o zaman yardım istiyor. Bak, işte onun şeyi. Yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, kalbine gelmiş, diline gelmiş kurtlar artık. Onların kontrolünü sağlayamıyor belki. Bu vazifelerini yaptırmasına engel oluyor. Zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için, yani kalbine ve konuşmasına iliştikleri için, vazife-i ubudiyetine halel gelir düşüncesiyle. Değil başka bir şey için. Vazife-i ubudiyetine halel gelir düşüncesiyle. Yani Allah'ım sana kulluğumu tam istikametlice yapamam, gereğince yapamam, hak ettiği şekilde yapamam diye kendi istirahati için değil. Belki ubudiyeti ilahi için demiş. Yarabbim zarar bana dokundu. Ustadımız Van Kalesi'nde düşürüldüğü zaman evet. Efendim ne diyor? Davam diyor. Evet. Yani burayla bir benzerlik var herhalde, bir paralellik. Efendim kabul ediyor musunuz? Kesinlikle abi, kesinlikle. Diyor ki ah davam diyor bak. Önümde burun buruna geliyor Van Kalesi. Ben görmedim, anlatıyorlar. Bugün Süleymaniye Camisi'nin minaresinin iki misiz. Tam 10 metre kare bir gizli el onu böyle atıyor. Kolumu kırıyor, bacağımı kırıyor. Söylediği ilk şey davam diyor. Ya. Burada efendim bak diline şey oluyor, diyor, dilime zarar veriyor. Seni zikretmekte. Efendim Cenab-ı Allah burada efendim iltica ediyor. Yani elbette Cenab-ı Hakk'a zararlarımız için dua etmek ya da işte ondan menfaat dilemek haram değil. Ama işte ihlasın da ihlası var. Yani zaafını, aczini bilip sadece Allah'a yönelmek bu bir ihlas. Bu da bir ihlas yani. Cenab-ı Hakk'ı sadece müracaat edilecek makam biliyorsun. İmanından da haber veriyor bu senin. Yani dua eden adam aslında imanına da pratik yaptırmış oluyor. Madem Cenab-ı Hakk her şeye gücü yeter diye iman ediyorsun, o zaman her şeyi de ondan istemen lazım. İmanın pratiği dua, bu bir ihlas. Ama bir de o ibadeti yaparken kendini bile aradan çekmek var. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın ulaştığı nokta o. Yani kendisi yok artık, dua diye bir vazife var. Ve bu duanın olması gereken şey de yine Allah için olmalı. Yani bizim artık böyle uzaktan böyle bakacağımız bir zirve. Yani çok uzaklarda bir şey bizim için belki. Biz çünkü 40 tane 90 tane şey istiyorsak. Ama helalde zaten yani haram etmemiş Cenab-ı Hak. Biz acizler için lütuf. Bizim algılarımıza bakarsak evet. O zarar daha evvelden dokunmuştu yani. Hastalandığında zarar dokunmuştu zaten. Evet, zaten başlamıştı Bismillah. İkinci yemiz dua ederdik. Ya Rabbi fazla diye. Sonuna kadar gitmiş. Evet, ki sonunda yine kendisi için istememiş yani. Yine o şey aksıyor diye. Hani kendisini o kadar aradan çekmiş. Biz mesela bugün gündelik yaşamda o işte insanlar insanlar arası ilişkilerdeki sürtünmelerimiz, İşte iki cemaat bir araya gelemiyor, kavga dövüş geçilmiyor falan, niye bunlar oluyor falan, hepsinin şeyi orada var. Biz aradan kendimizi çekmiyoruz ki. Tamam hizmet olsun ama bizim ne olsun diye şeyimiz var yani. Biz de aradan çekilmeyelim yani, bir koltuk da bize düşsün buradan diye. O kavgalar, dövüşler ondan oluyor abi. Aradan biz çekilsek zaten lillah için olacak sadece. Onun ne kavgası olur? Bir o varmış bak, sabır dersi varmış. İki, o duanın lillah için olması dersi varmış. Kendi istirahati için değil, belki ubudiyet ilahiye için demiş. Ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, başka bir gayesi yok ki, lillah için olan o münacatı
gayet harika bir surette kabul etmiş, kemali afiyetini ihsan edip enva merhametine mazhar eylemiş. Eyyub Aleyhisselam bunu yaşamış. Şimdi bunun bize bakan yönleri neler? İşte nükteleri başlıyor. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yaralarına mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İşte hani dedim ya, biz mürciye gibi değiliz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ne diyor? Ya hani her istediğini işle, rahat ol. İmanın olduktan sonra bir şey olmaz. Biz bu kadar rahat değiliz. Biz her günah için endişeleniyoruz. Hatta büyüklerimiz demişler ki, devamlı işlenen küçük günah büyük günahtır. Öyle bir günah işliyorsun küçük ama devamlı. Mesela bizim bir gıybet diye bir günahımız var. Allah bizi ıslah etsin. Yoluna çevirsin hayırlı bir şekilde. Abi ortaya bir çay koymuyorsun yani. O çay geldiği an başlıyor. Taksimetre çalışıyor yani ondan sonra işlemeye başlıyor. E bu küçük günah ama o kadar seri bir şekilde işleniyor ki. Onun miktarının birikmesi tehlikeli bir şey. İşte Ehl-i Sünnet niye endişeleniyor günahtan, mürciye gibi rahat değil? Geliyor birinci nüktede cevabı. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri, görünüşteki yara hastalıklarının mukabili bizim batıni, içimizde ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Bak, ayırdı. Batıni, ruhi ve kalbi. Ben bunu mesela bu mertebeleri şöyle düşünüyorum. Bir insan alışkanlık haline dönüştürmediği hastalığı, ya da şöyle söyleyeyim, alışkanlıklar içinde aşama diyelim. Bir damarınız var. O damarınıza yakalandığınız zaman günah işliyorsunuz mesela. O batini sayılabilir belki. Biraz ileri daha gitti. Kalbi oluyor artık. Hani biraz daha fazla onda yanaşıyor. Tuzağa düşüyorsunuz diyelim. Bir de o artık sizde alışkanlık oluyor. Artık ruhi. Yani o ruh demek alışkanlık demek. Çünkü ruh tabiri caizse insanın öz kalıbı. Hakim oluyor yani. Evet. O adam onun haline geliyor. Sıfatı oluyor abi tabiri caizse. Cenab-ı Hak öyle bir şekilde yaratmış mı ki bizi? Duygular, dünyayla temasımızı duyularla sağlıyoruz. O duyular bizde duygulara sebep oluyor. O duygular da ruha tesir ediyor. Mesela tıraşlıyor o ruhu. Duyguların nasıl tesir etmesine izin verirseniz ruhunuzu öyle tıraşlıyor. Mesela, olumlu veya olumsuz. Olumlu veya olumsuz. Mustafa Akyol'un Dini Dünyaya Karıştırmanın Faydaları mı? Öyle bir kitabı vardı. Nesil Yayınlarından çıkmıştı. Gerçi Mustafa Akyol reformist, modernist birisidir ama hani ateistlere karşı göndermelerinde onların güzel malzemeleri var. Şey diyor, Science dergisinde bir araştırmayı naklediyor. Kitabın hemen başlarında diyor ki ateistlerle şey yapmışlar böyle meşhur ateistlerle. Ya niye ateist oldunuz, niye şöyle, niye böyle? %90 kısmı çocuklukta bir şey yaşamış. Mesela işte annem öldü, babam öldü, trafik kazasında şöyle bir felaket başımıza geldi. Veya işte çocukken işte cinsel taciz yaşadım, şu oldu, bir acı yaşadım. Adam onu aşamamaktan, yani mesela onu aşsa, anlamlandırabilse oraya gitmeyecek. %90'ın ateist bu şekilde oluyormuş. O acıyı aşamıyor. O acıdan dolayı dünyaya bir suizan geliştiriyor. O suizan da aslında ateizm görünen bir Allah düşmanlığı oluyor. Yine aklıma getirdi. Sonsuzluk Teorisi diye bir film var. Bilmiyorum izleyeniniz var mı? 7 yıllık bir filmdir. Hindistanlı dahi bir matematikçi var. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşamış. Srivasa Ramasujan diye bir adam. Genç bir çocuk ama çok dahi. İngiltere'deki dergiler Hindistan'a böyle işte onlardan aylar sonra ulaşıyor. Bir kütüphanede arşivleniyor. Bu da her gün adam çok fakir. Çocuk genç yani hiç okumamış. Gidiyor o dergileri karıştırıyor. Onlardan matematik öğreniyor. Bir gün bakıyor ki böyle büyük bir tartışma var, matematik tartışması. Ama çıkamıyorlar işin içinden profesörler. Ya diyor bu çok kolay bir şey. Mektup yazıyor, gönderiyor. Oxford Üniversitesi'ne. Oxford'tu galiba yanlış aklımda kalmadıysa. Orada Profesör Hardy diye bir adam var. Bir alıyor. Abi diyor bu dahi. Hani bizim şeyi çözmüş diyor. Çağırıyor hemen İngiltere'ye. Gelsene bursla okutalım falan. O hikayenin girişi. İçinde bir sahne var. Profesör Hardy işte o İngiltereli profesör. Elinde şemsiye, güneşli havada dışarı çıkıyor. Giderken rastlıyor şeye, öğrencisine. Hocam diyor yani niye diyor şemsiye aldınız diyor. Hava güneşli. Ben diyor ateistim diyor. Ben diyor şemsiye aldığım zaman diyor yağmur yağmaz. Yani sanki kainat onun inadına şey olur gibi söylüyor. Diyor ki hocam diyor o zaman diyor siz ateist değilsiniz diyor. Siz diyor Allah'a inanıyorsunuz da sizden nefret ettiğimi düşünüyorsunuz diyor.
Adam orada şey yapıyor. Adam böyle bir şaşırıyor. Öyle bir sahne vardır o filmin içinde. Ateistlerin hali hakikaten öyle. Yine bir Alman profesörün romanında vardı. Felsefi bir roman. Şu kadar ince bir şey. Onda diyor ki ateistler derneğinde toplantı yapıyorlar. Nasıl biz böyle toplanmışız? Onlar da toplanıyorlar ve ateizmi konuşuyorlar. Ya diyor arkadaşlar diyor bir hakikatle yüzleşelim diyor. Biz sanki diyor olmayan bir şey hakkında değil de olan bir şey hakkında konuşuyormuşuz gibi diyor. Sanki Tanrı diyor geçen hafta buradaydı. Sonra bize büyük bir yanlış yaptı diyor. Toplantıya gelmemeye başladı. Biz de onun dedikodusunu yapıyoruz gibi diyor yani. Bu diyor olmayan bir şeyin konuşması değil. Bak. Demek ki hayatı nasıl anlamlandırıyoruz? Yani yaralarımızı nasıl konumlandırıyoruz dünyamızda? Onun tesiri de öyle oluyor ruhumuza. Zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İnat. Kötü yoldaysa bir hastalık. İşte gıybet, çekiştirme, arkasından konuşma bir hastalık. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. O kadar yaralıyız yani aslında. İşte aradan kendimizi çekemiyoruz bir hastalık aslında. Ben de olayım, ben de gözükeyim. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. İnsanı bu dertten kurtaran anlamdır. Doğru yere koyarsan o olayı berhava edersin. Yani üstünden atarsın. Otobüsü kaçırdın. Ya Allah hakimdir bak. Mane ismi, mane harfi. Örnek verebiliyor musun? Mane ismine bakalım veya mane harfiyle bakalım. Bir aslında savunma sanatı. Mane ismi, manaya harfi aslında bir savunma sanatı bile sayılabilir. Çünkü koyduğun yerle onun acısından kurtuluyorsun. İşte atıyorum bir yakının Allah göstermesin vefat etti aniden. Onu nereye bağlayacaksın mesela? Eğer ya Cenab-ı Hak verdi, Cenab-ı Hak aldı, cennetinde inşallah bizi tekrar buluşturur, o Rahman'dır dediğin zaman bak mermi sana vurmadı. Savuşturdun onu gibi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtaçız. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Buranın altını iyice çizelim bak. Ehl-i sünnet vel cemaat günahlarda niye mürciye gibi rahat değil? Niye böyle bu kadar metin var, nasihat var, ayet var, hadis var, aman yapmayın, aman etmeyin, kalbinizi lekelemeyin falan diye geliyor cevabı. Gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, nevzübillah, mahalli iman olan batını kalbe, kalbin içine ilişip imanı zedeler, bak oluyormuş tesiri. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Varsa bizde böyle bir temayül, hani böyle zikir sevmiyoruz, işte Kur'an okunmasını istemiyoruz, hani böyle şeyler geçiyorsa içimizde, niyeymiş o? Senin günahların var kardeşim, onları bırakamadığın için onlar da seni temayülatlarını, kalbinin içindeki eğilimleri etkilediği için o orada beraber olsun istemiyorsun. Bizim mesela Zara'da işte kahvede kumarhane zaten küçük yerlerin büyük sorunu. Hani kumar oynanır. Çayına bile olsa oynuyorlar veya işte başka bir şeyine de olsa oynuyorlar. Şimdi Seçim abi vardı rahmetli oldu kahvenin şeyi sahibi. Adam kanal değiştirirken hasbelkader işte o zamanlar Kanal 7 biraz daha şeydi dini yayınlar işte atıyorum başka kanallar vardı. Diyelim geldi Kur'an-ı Kerim açıldı adamlar şey oynuyorlar böyle kart oynuyorlar veya işte okey oynuyorlar. Adam şöyle ben hani olayı da gördüğüm için lan bu oynanır mı bu şeyler? Değiştir şunu diye. Lan senin yaptığın yanlış. Sen onu bırak. Onu niye değiştiriyorsun? Mesela adam Kur'an açtı veya bir şey açtı diyor. Değiştir şunu diyor. Bunda bu olur mu diyor. Ya ikisi beraber olmaz. Doğru düşünüyorsun ama o kalsın bunu kaldırman lazım. Ama bu alışkanlık olmuş işte. Temayülat bizim yolumuzu değiştiriyor. O devamlılık ondaki ameldeki o devamlılık imanı gitmemiş. Adam ona hürmeti var. Yani hakkına girmiyor. Ama ne zamana kadar? Bir yerde bu iş değişebilir de yani o temayülatı beslememek lazım.
hangi temayülatı besliyorsanız o amel oluyor. Yani kesmek de tövbeyle oluyor işte onu. Zikirden nefret, kerhane uzaklaştırarak susturuyorlar. En son noktası da insan artık Allah'ı zikretmez oluyor. Zikredilse rahatsız olmaya başlıyor ki bunun da çoklukla numunesini hayatta görüyoruz arkadaşlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Bu aslında bir hadis-i şerif. Tirmizi de geçiyormuş, İbn-i Mace de geçiyormuş, Muvatta'da da geçiyormuş, Müsned'de de geçiyormuş. Hepsini bu hafta sağ olsun söz basın vermiş. Yani şu üstadın söylediği cümle kendi cümlesi değil aslında. Hadisten mülhem. İktibas etmiş, kendi cümlesi gibi söylemiş. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yani onun zıttı abi. Etkiliyor abi. Zıt yani. O oldu mu onu iteliyor. Yahut da iman güçlendi mi onu dışarıya atıyor. Kesinlikle abi. Ya zaten yüzlerine de inkişaf ediyor. Günahkar tanıdığınız biri kara oluyor yani. Böyle yüzü mursuz diyoruz yani. Belli yorumları yani. Değişiyor, bakışı değişiyor. İmanlı kişi hocam, de. Hocam belli ediyor yani. Tabii. Uzun lafın kısası belli ediyor. Ediyor, aynı. Demek evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru iman çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde, işte kilit yer, buranın en şey cümlesi bu. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Günah küfür değildir ama her bir günah içinde küfre gidecek de bir yol var. Biz o yüzden mürciye gibi değiliz yani. Ehl-i Sünnet'in oradaki istikameti böyle gözüküyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah İstiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela nasıl oluyor bu süreç? Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Adamın bir günahı var ama görülse çok utanacak başlangıçta. Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından, görmesinden, şahit olmasından, haberdar olmasından diyelim çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Ya keşke takip edilmeseydim diyor mesela. Ya keşke melekler olmasaydı da bunları yazmasaydı, görmeseydiler. İçinde bu arzu oluşuyor çünkü yaptığının ayıp olduğunu biliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. O keşke başlıyor ya, o gidiyor yani. Hem mesela cehennem azabını intac eden, sonuç veren, büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, ya olmasın diyor cehennem, hani ben cehenneme gireceğime cehennem olmasın. Ben yanacağıma dünya yansın diyor tabiri caizse. Başkasının ıttılağından çok icap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücuduna, pardon burayı okumuştuk. Hem mesela cehennem azabını intac eden büyük bir günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını, böyle olacak, şöyle olacak, böyle azap var, şöyle yanmak var, böyle donmak var duydukça abi pimpirikleniyor adam, bu hoşuna gitmiyor. Ona karşı siper almazsa tövbeyle istiğfarla bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, yokluğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyetini yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, hani küçük bir şey için kızılsa rahatsız oluyor o adam. Sultan-ı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. İçi çalışıyor aslında. İçindeki aygıtlar çalışıyor adamın. Günahkar ama ya diyor keşke yapmasam, bu olmasa falan, hala çalışıyor o çark. Bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazifeyi, ubudiyeti bulunmasaydı. Oradan inkara gidiyor. İnkara gidiyor. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiye işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Üstad bunu başka bir yerde söylüyor. Münkir aslında Allah düşmanıdır. Yani öyle bir bahsediyor ki Allah'tan, az önce o kitap örneğinde verdiğim gibi.
Ya mesela ateistler abi sabah akşam sitelerine falan girin, sosyal medya hesaplarını takip edin. Abi yoksa niye bu kadar uğraşıyorsun ya? Sabah akşam Allah hayırlı. Ya sen belli ki buna inanıyorsun ama düşmanısın yani. Abi sabah akşam uğraşılmaz ki, yoksa yok, tamam mevzu bitti. Abi sabah akşam saldırıyor. Sizin Allah'ınız böyle, sizin dininiz şöyle, sizin peygamberiniz böyle. Bu bir husumet. Onlarınki ne sorun? Onlarınki abi, her biri kendisi yani. Her biri kendisi o noktaya gelmiş zaten. Bir manevi adavet-i ilahiye işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Yani aslında Allah düşmanı olduğundan o inkar etmek istiyor onu. Niye böyle? Kenan abi anlatmıştı, bak aklıma geldi şimdi. Kenan Demirtaş hocayı bir kere birisine götürmüşler ki ya bu arkadaş inkarcı ama sizin tebliğinizde belki döner. Kenan abi diyor konuştum anladım ki diyor bu adamdaki inkarcılık inat. Yani şey değil, hani delili yok, malzemesi yok, bulamamış hakikati falan, tereddütte değil. Bu adam bu yola baş koymuş. O Çantacı Necmi abinin bir hatırası var. Adamla konuşmuş adam o kadar izam etmiş ki adam en son demiş ya hocam cehenneme mani olma demiş ya. Videosu var bunun kendi anlatımında. Yani bak adam bu yola baş koymuş. Oraya gidecek. O adam da bakmış ki öyle Kenan abi ya demiş hani beni uğraştırma kardeşim boşuna yorma bari. Hani sen nasıl bu yola girdin bunu anlat bana, ben de senden bir şey öğrenmiş olayım. Adam demiş ki ben lisedeyken işte içki müptelası oldum. Arkadaşlarım beni içkiye alıştırdı. O kadar zevk alıyorum, o kadar hoşuma gidiyor ki bir noktada dedim diyor kendime. Ya Allah varsa böyle güzel bir şeyi nasıl yasaklar? Bak müptela olmuş, zevkleniyor. Oradan şeye çıkıyor ya Allah olsa bu yasaklanmaz yani. Allah bunu yasaklamış olamaz. Oradan da Allah yoktur'a gitmiş. Hani böyle güzel bir şeyi yasaklayan bir Allah olamaz. Bir İslam olamaz. Din, o din hak din olamaz. İşte peygamberi hak peygamber olamaz. Bir tane günah ama müptelalık işte. Onun zevkini terk edemediğinden oraya gitmiş. Halbuki boyu neyse, af dilese belki işte orada iki yol çatal oluyor. Çatal oluyor. Boyun eğmek ve boyun eğmemek. Aynen abi. İşte inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız diyor ya Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözü. Öyle bir nakil işitmiştim. Onlar da mesela işte yaşadığıyla inandığını ayıramıyor. Mesela dese ki dediğin gibi abi ya bu günah. Allah beni affetsin, hani bunun müptelasıyım, beni kurtarsın ama yapıyorum ama günah olduğunu da biliyorum dese zarar görmeyecek. Bir yerden sonra diyor ki ya bu da bu tarafa geçsin, meşrulaşsın. Yani imtihan olduğunu düşünse yetecek. Yani sevdiğiyle imtihan olur diyor, çocuklarınızla, eşinizle sevdiğin içkiyle imtihan oluyorsun. İşte. Tabii. Faizse. Tabii abi. Bugün mesela işte o LGBT tartışmalarında belki siz de duymuştunuz, argüman olarak çok zikrediyorlar bunu. O da aslında tartışılır. İşte ya diyor doğuştan böyleyse Allah böyle yaratmışsa ne yapsın falan. Mesela ben öyle konuştuğum zaman diyorum ki ya Allah beni mesela çok kötü şeyler işleyebilecek şekilde yaratmış. Bir cüzdan gördüğüm zaman benim şeytanım da bir ateşleniyor. Serdar abinin şeytanı da bir ateşleniyor belki. Serdar abi daha ismet sahibidir ama hani böyle biraz da şişkinse böyle içinde paralar sarkıyorsa ya şunu bir alalım benim şeytanım da diyor. Onunki de diyor, bununki de diyor. Bu demek değildir ki içimde var diye ben o günahı işleyebileceğim. Zaten bununla imtihan oluyoruz. Adamlar diyor ki ya o fıtratı öyleyse, Allah öyle yaratmışsa nasıl haram olur bu? İyi de günah işleme potansiyeli üzerinden sınanıyoruz zaten. Sınav o. Sınav o zaten. Sen o sınavın gerekçesini kaldırdın, haberin yok. Evet. Onlar onu şeyi çok kullanıyorlar bu meşrulaştırma aracı olarak. Evet, bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Temayülleri o yönde olur. Ona inanmaya çalışır. Onun malzemesini kullanır. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder, sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. İşte Ümit abinin dediği şey. Günah dese, alanını sınırlasa, etrafını çevirse belki de Cenab-ı Hak bu dünyada kurtaracak ya da ahirette de affedecek belki. Yani bu kulum bunun günah olduğunu biliyordu. Çok da pişmandı ama şeyini de terk edemedi. İptilasını da terk edemedi diyecek. O sınırı çevirmediğin için bu sefer imanına saldırıyor.
İşte sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder, bu demek. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rana ala kulubihim, sırrı anlaşılsın. Neymiş bu manası? Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ayet-i kerimeymiş bu. Mutaffifin suresinin 14. ayeti. Yanlış okumadım inşallah. Mutaffifin suresi 14. ayetten bir ibare. Bel rana ala kulubihim, kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Bu ayet bize bu süreci anlatıyormuş. Bak nasıl oldu? Eyyub Aleyhisselam'ın ayetine tutunduk, bir baktık. Ta o Enbiya suresinden bir ayetti. Karşımızda hangi ayet gözüktü? Mütaffifin suresinden bir ayet gözüktü. Şurada arada yine bir hadis vardı. O gözüktü. İşte üstadın tefsir metodu. Orada duruyor. O da gözüküyor. O da gözüküyor. Onları topluyor. Bir şey yapıyor. İşte dirayet tefsirleri var. Rivayet tefsirleri var. Mahmut Hamd abi daha iyi bilir onları. İşte ne diyelim, bugün yakın zamanda yapılan bilimsel tefsirler var. Hatta böyle psikoloji, sosyoloji üzerine ayetleri yorumlayan kitaplar var. Onlar gerçi tam tefsir denmez ama o da bir çalışma yani. Üstadın tefsir metodu da bu. Bir tane ayetten merkeze alıp etrafındaki örgüyü onun etrafında işlemek. Evet, vaktimiz geçti mi? Ben konuşuyorum ama. Var mı biraz daha? İkinci nükteye de girelim. Peki bu ilk kısımda biz ayetin neresini konuştuk arkadaşlar? Hiç fark ettiniz mi onu? Bu birinci nüktede yukarıda okuduğumuz ayetin neresi vardı? Kalp kısmı vardı değil mi? Yani niye günahı götürdü kalbe kadar? Mesela işte o musibeti kalpten yakınlığı, uzaklığı üzerinde adreslendirdi. Burada Üstad Hazretleri onu getirdi, kalbe bağladı burada. Hangi musibet kalbe gider, hangi musibet gitmez? Onun alanını burada çevirdi. Bir bu. İki. İkinci nükte. 26. sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Bak, Eyyub Aleyhisselam hastalık kalbe gelinceye kadar sabretmişti. Üstad da dedi ki orada bir sabır dersi var. Geldik buraya. 26. sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, yani şikayet etmeye üç vecihle, üç yönden şekilde hakları yoktur. Hakkımız yok mu şikayet etmeye? Nasıl? Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığa iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe yeşa. Evet. Mülkün maliki mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Bu bir kaide. Şimdi burada bize ne söylendi? Burada aslında şu var. İnsan kendini nerede konumlandırıyor? Varlığını nasıl anlamlandırıyor? Onun üzerindeki oluşları da, affedersiniz su içeyim, dilim sürçmeye başladı. Onun üzerindeki oluşları da nasıl okuyor? Biz haşa sümme haşa, Allah'ın eşiti miyiz? Estağfurullah. Yani böyle bir şey hakkımız var mı? Hani Allah bize bir şey yaptığında, ya nasıl yaptın sen bile diyecek bir konumda mıyız Müslüman olarak? Hayır, biz Allah'ı böyle tarif etmiyoruz. O nihayetsiz yüce, biz nihayetsiz fakiriz. Şimdi bir, böyle başladığın zaman olaya, demek ki senin kendi konumunu merkeze alıp o merkezdeki halden dünyaya dair yorumlar yapman, oradan Allah'a dair haşa sümme haşa hükümler çıkarman, hani diyor ya ateistler falan, ya dünyada savaş varsa nasıl Allah var? Allah'ın varlığı senin, mesela sen savaşı kötü görüyorsun. Allah da savaşı kötü görmek zorunda mı? Sen onunla bir yüzleş önce. Yani Allah senin dilediğin gibi olmak zorunda mı? Savaş varsa Allah nasıl olur? Ya Allah var ve savaş da var. Çünkü Allah savaşın olmasını istiyor. Bir Müslüman bunu böyle anlamlandırır yani. Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri var. Bu isimleri nasıl benim hastalığımı iktiza ediyorsa, nasıl Şafii ismi tecelli etmek için bende bir hastalık olmasını
gerektiriyorsa orada yansıyacak çünkü. Toplumda da bir hastalık olacak. Onda da Şafii ismi yansıyacak. Barış, Şafii isminin tecellisiyle, tecellisi ise Kahar isminin tecellisi de savaş. Yani bu bir ahenk. Sendeki ahenk nasıl dönüyorsa kainatta da ödönüyor. Böyle itirazları dinlendirenler aslında haşa sümme haşa, yani bu işte titreyerek kullanıyoruz ama durumu anlatmak için de bu ifadeler lazım. Allah'ın Allah'ı olmuşlar haşa sümme haşa. İşi öğretiyorlar. Ya sen varsan bu savaşta niye var kardeşim, kaldır bunları. Hani onu diyecek adam o noktaya gelmiş. Onu sanki makul bir itiraz gibi dillendiriyor. Devlet başkanına yaptığı muameleyi yapıyor. Ben başkan olsam şöyle yapardım. Yok işte şunu şunu yapardım, bunu bu yapardım. Yani haşa dediğin gibi öyle bir sanki kıyas yapıyor yani. İsmet Özel'in bir cümlesi var, diyor ki demokrasinin iyi yanı diyor herkesin başkanı seçmesi değil, pardon kötü yanı diyor herkesin başkanı seçmesi değil, herkesin kendini başkan sanması diyor. Bunlar da öyle. Ya fikir beyan edebilir sanıyor kendisini Allah'ın tasarrufu hakkında. Bir yine hoca güzel bir izahta bulunmuştu, aklıma geldi şimdi. Diyor ki ya kainatta çirkinlik var, o zaman Allah olamaz. İşte Allah varsa kainatta neden çirkinlik var? Bu diyor Müslümanlar için hiçbir zaman gündem olmadı diyor. Mesele olmadı. Niye? Çünkü Müslümanlar kainatla Allah'ı bir görmüyor ki. Yani kainatta çirkinlik var, o çirkinlik aynen Allah'ta da vardır diye düşünmezler diyor Müslümanlar. O çirkinliğin bir hikmeti var, Allah o yüzden yaratmıştır diye düşünürler diyor. Yani o soru diyor niye İslam içinde hiç tartışılmadı? Sonradan geldi dışarıdan. Bundan dolayı diyor Müslümanlar bu ayrımı net yapıyor. Merkez Efendi'nin kısası da var ya. Şöyle bir veciz ifade var efendim. Bütün iyilikler Allah'tandır. Bütün kötülükler de nefsinizdendir. Evet. Ve bugün anlıyoruz, evet, dünyada savaş varsa bu savaşı biz istiyoruz. Allah yaptırtırmıyor. Allah hiçbir zaman efendim zalim değildir aşağı bekirler. Efendim biz istiyoruz, efendim Allah da bize efendim savaş da veriyor, musibet de veriyor, belayı da veriyor, hastalığı da veriyor. Bir de mesela şimdi savaşı bir yana, evet çok acılı, kötü şeyler oluyor, masumlar ölüyor ama şeyi hatırlayalım, Musa aleyhisselam Azrail ile Musa aleyhisselam değil miydi? Yolculuğa çıkıyorlar. Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhisselam. Doğru. Aynen o kısa daha şeyler. O kısa gibi yani. Evet. Mesela Yahudiler, o zamanki Yahudiler işte Musa aleyhisselam Filistin'e girecek. Orada bir kavim var. Savaşıp dışarı atacaklar. Onların vaat edilmiş toprağa. Seninle git Allah'ın savaşsın diyorlar. Biz gelmeyelim diyorlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak onları 40 sene çöllerde gezdiriyor. O sırada o zorluk, o çetin mücadele, bir dahaki sefer öyle demiyorlar, gelip savaşıyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın o cidal içinde de bir şeyi var, insanı yetiştirmesi var. Yani düşünün, İstanbul'daki büyük deprem, ben burada değildim o zaman da, Allah tekrarını göstermesin. İkram abi anlatmıştı, kulaklar ışınlasın İkram Arslan abi. Ben her zaman sabah namazına gidiyordum dedi. O gün hani caminin içini bırak, avlusunda yer bulamadım dedi depremden sonra. Ya güzel güzel gelsek onlar olmayacak işte. Evet. Musibet insanı böyle bir resetliyor. Savaş da öyle mesela. Savaşı yaşayan toplum bir tür olgunlaşıyor yani. Bir hani bakıyor ki dünyanın şekli hep öyle değil. Her şey çantada keklik değil. Bunun şeyine ulaşıyor. Burayı bir daha okuyalım. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. Sen ne için varsın? Sen olmak için var değilsin. Sen Allah'a ayna olmak için varsın. Şu kendiliği bir aradan çek. Bak. Nasıl dedik ki Eyüp Aleyhisselam kendisini aradan çekmiş. Duası kendisi için değil. Burada bize onun nasihat ediliyor. Giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bu bir model yapmış. İşte biz ne zaman bu malikiyet şeyden vazgeçersek tam o olacak. Tam o olacak. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder. Asıl konu sen değilsin ki. Asıl konu sen değilsin. Başım ağrıdı, dişim ağrıdı, şöyle oldum, böyle oldum, kalbim kırıldı. Ya asıl konu sen değilsin. Asıl konu Allah'ın esmasının tecellisi. Ondan gelip ona dönmek asıl mevzu. Tahir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Tecelli edecek aynası lazım. Herkes tok olsa, hiçbir ihtiyaç duymasak hiçbir şeye, elbette Cenab-ı Hakk'ın da o ihtiyaçlar üzerine tecelli edecek, o alınganlıklar üzerine tecelli edecek esması bize yansımaz.
Malikül mülki yetesarrafu fil mülkihi keyfe yaşa. Mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. İkinci vecih. Anakkale şey, o da savaştan atmayı da. Evet abi. Birinci Dünya Savaşı'nı üstad anlatırken diyor ya, Birinci Dünya Savaşı da savaştır, kötüdür. Ama diyor işte namazımızı kılmadık, cepheden cephe yoktu, orucumuzu tutmadık, aç kaldık, zekatımızı vermedik, tamamen elimizi de aldık diye. Böyle bir de şey. Günahkar bir milletten kaç milyon şey çıkardık diyor. Evet. Bir de oyunu var. Yani bize eğitti resmen savaş diyor yani, tabiri caizse. Savaş eğitti bizi diyor. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Saflaşıyormuş hayat, musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, olgunlaşır, vazife-i hayatiyeyi yapar. Allah Allah. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, yükselir, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak, yani hep birbirinin aynısı, sıradanlaşmış aynı şekilde hep. İstirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan, tam bir hayır olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Ya Cenab-ı Hak bize hiçbir değişiklik yapmasın bizde. O zaman her bir anımız diğerinin aynısı olur. Bizim aslında nimet diye bildiğimiz her şey bir önceki andan farklı olmak üzerine. Mesela işte tecrübeten yaşlanıyoruz, diyoruz ki daha önce bilmediğimiz şeyleri biliyoruz. İyi de her bir tecrübenin de arkasında hani derler ya, yediğin bir kazık vardır. Onu, o bir şey yaşamasaydın bu tecrübe sende olmayacaktı. Veya işte bilgin artıyor ama aynı zamanda cahilliklerini biriktirmiş oluyorsun aslında. Yani cahilliklerin azaldıkça bilgileniyorsun. Bak, o değişim sende terakkiyi sağlıyor. Değişim olmasaydı başladık, bittik, aynı şekilde olacaktı. Yani mesela bir elmadan aldığın tadı başka bir zaman yediğin elmadan almıyorsun. Farklılaşıyor. Bu bile değişiyor. Ya da şöyle abi, elmanın tadı dilimden gitmese hemen ardından bir tane de armut yedin mesela. Elmanın tadı dilinden gitmese, silinmese armut tat verir mi? Vermez. Armut da elma olur abi o zaman. Evet, yerini açması lazım ki öteki gelsin. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, Cenab-ı Hak sonsuz. Karşısındaki eşya sınırlı. Sınırlının sonsuzu kaldırabilmesinin tek yolu değişmektir. Yani, tasla okyanusu boşaltıyoruz. Tabiri caizse, la teşbih ve la temsil. Tasla okyanus boşaltmaya çalışıyoruz biz. O tas illaki bir dökülecek, bir daha dolacak. Bir Şafii ismiyle dolacak, boşalacak. Sonra işte bir Kahhar ismiyle dolacak, boşalacak. Biz o arada işte kendi sinemize, ruhumuza, kalbimize Cenab-ı Hakk'ın marifetini aktarabileceğiz. Tabii. Tabii, değişerek olacak bu iş. Eğer değişmesek, hep aynı olsa, hep sıhhatli olsa, hep afiyetli olsa bu iş olmaz. Üçüncü vecihi okuyayım, bitireyim o zaman. Vaktimiz daraldı. Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli-i ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak, bak zarar, asıl zarar dokundu dedi ya, oranın tefsiri geliyor. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla bu hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Ya Eyüp Aleyhisselam niye o hal, yani kalbe dile gelene kadar dua etmedi? Niye zarar demedi? Niye zarar diye tarif etmedi? Çünkü kârdaydı. Hastalıklar ve musibetler. Sabretti diyor. Neticesini düşündü. Evet. Ama ne zaman şey oldu? Zahiriydi yani abi. Ondan sonra batınıya dönüştü. O zaman zarar gitti. O zaman dedi işte, evet. Bu diyetini. Dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Çünkü Eyüp Aleyhisselam'a yardım ediyordu o zamana kadar. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise, buradaki menfinin anlamı olumsuz değil, gayri ihtiyari yapılan manasında. Biz irade etmeden, bize yaptırılan manasında. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de mesela nefi, sürgün demek ya,
Sürgün de insanın istemeden yaptığı bir şeydir. Siz istemezsiniz, sürülürsünüz. İşte menfi burada ona yaklaşık o manada. Cenab-ı Hak seni hastalığa sürüyor, elinde değil. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de zaafını ve aczini hissedip, Rabbi Rahim'ine ilticakerane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Bunun havası olmaz diyor yani bu tarz ibadetin havası olmaz. Zaten döşektesin abi. Ne havası yapacaksın? İyi bir şey değil ki övesin diye. Mesela diyelim her gece namaz kılıyoruz, 100 rekat, her gün işte oruç tutuyoruz falan. Bunun oraya hemen nefis gıdıklamaya başlıyor. Çünkü varlık. Ama hasta olduğun zaman diyemiyorsun ki ben şöyle bir hasta oldum. Böyle Allah helal olsun ne güzel hasta oldum. Anlatsan insanlara acizliğini anlatmış olursun. Ondan ya. Sevabı kaçar. Allah anlatacaksın acizliğini. İster istemez sürüldüğümüz bir ihlas bu. Güzel bir ihlas. Tabii Cenab-ı Hak imtihanımızı kolay etsin. Burada musibet dilemiş gibi de olmayalım. Şimdi biraz tırstım. Geri alıyoruz son kısmı. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Yani iki yüzlülük olmaz bunda. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Adam hastalık yaşıyor mesela, hastalık karakterini olgunlaştırıyor veya acı bir olay yaşıyor, bir süreç yaşıyor. Ya sanki o adam orada bir yıl yaşamamıştı, 10 yıl yaşamış. Hani bazen saçı sakalı ağrır musibet yaşayanların. Niye bak zaman açılıyor sanki orada. Normalde 10 yılda kazanacağı tecrübeyi 1 yılda kazanıyor o musibet sırasında mesela. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bu derslerden hissemizi ziyade eylesin. Bu ders devam ediyor. Evde kendiniz okuyabilirsiniz. Ayetle bağlayarak ama düşünün arkadaşlar. O ayetin hangi parçasına neresi denk geliyor diye düşününce daha bir canlanıyor sanki. Allah razı olsun. Evet. Üstlerimizde tesirini halk eylesin. Anlatmak kolay. Asıl gırtlaktan aşağı indirmek zor. Cenab-ı Hak onu yapabilmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun tekrar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.